Geçen haftaki yaptığım çekilişte şimdi bir sonuçlandıralım bakalım. 716 kişi katıldı diye görüküyor. 170 kişi elenmiş bunlardan. Görüküyor mu, görünüyor mu derler. Neyse artık her neyse. Şu an 11:25. Umarım ben bunu akşama doğru yetiştirebilirim bu videoyu. Şöyle iki kişiyi seçtik. Aynen iki kişiyi seç kankacığım. Çekilişimizi yapalım bakalım. Şimdi çıkanlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şöyle yap bakalım kankam. Aha da böyle yedek tahlilleri bilerek seçmedim. Bu ikisine ulaşamazsam sonrasında bir daha yaparız çekilişi. Yedek tahlili seçince çünkü ortalık karışıyor. Öyle yapmaya gerek yok bakalım. Berkas'tan 190 ve Hakan Kars'a 21. Kardeşlerime, kankalarıma hayırlı uğurlu olsun. Ben size bir şekilde ulaşırım. Instagram verdiyseniz artık oradan, Discord'dan, nereden. Ben bir şekilde bulmuş olurum ben sizi. Yorumlardan bir de ayıklayacağız maalesef. Sıkıntı yok. Size çıkmadıysa hiç üzülmeyin. Yeni yeni çekilişler sizleri bekliyor olacak zaten. Yakında muhtemelen bir çekiliş daha yapıyor oluruz diye düşünüyorum. Furkan'a ben yine güzel bir şeyler ayarlattırırım büyük ihtimalle. Bakalım hayırlısı diyelim. 20.000'de tahminimce bir tane daha çekiliş olacak. Ki 20.000'den şu andan az kalmış durumda. 19.3.000 miydi en son? Öyle bir şeydi. Kanal 19.300 kişiyiz yaklaşık. Ki 19.300 olmuş olur herhalde. Ben bu videoya sana kadar olmuş oluruz büyük ihtimalle. Az kaldı, bir şey kalmadı yani. 20.000'de bir çekiliş daha olacak. Neyse daha fazla uzatmayalım. Videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Mortal Kombat 11 Sindel'in bugün brutalistini yapmaya çalışacağız bakalım. Ali Güner'in hesabındayız. Çok teşekkür ederim kendisine güvenip hesabını verdiği için. Faction Wars'a bir girelim bakalım. Buradan Quick Play'den 5'li savaşımıza gireceğiz. 5 savaşta tahminimce hallederiz diye düşünüyorum. Takım zaten şu anda hazır bir durumda. Hazır ve hazır bir şekilde. Şimdi Sindel ablamıza bir girelim bakalım. Brutalitelerine bir bakalım. Hep beraber özelliklerini görelim. Siz de öğrenmiş olun. Ben de öğrenmiş olayım. Bu Eden'in Rhapsody. Evet bunlar güzeldi. Eden yanına gidip. Bu Eden yanına değil mi bu abla? Sonrasında gelip Shao Kahn'a falan katılıyordu. Şimdi ilk ekipmanımız şu. Özelliklerine falan bir bakalım. Bayağı da uzun özellikleri varmış bu arada. %37 şansla düz vuruşlar bloklanamaz hale geliyor. Blok yaptığında karşı rakip kırıyorsunuz bloğunu. %31 şansla karşı rakibe bitirici komboda şu efektleri uygulama şansınız varmış, negatif efektleri. Negatif efektler şunu içerir diyor. Kanama, zehirleme, şey kanama, yakma, zehirleme, köretme, zayıflatma, sakatlama, lanetleme ve kalkan kırma özelliklerine sahip. Lanetleme haricini biliyorsunuz zaten. Yani lanetlemeyi de biliyorsunuzdur birçoğunuz. Ben lanetlemenin nasıl işlediği hakkında hala bir fikrim olmadığı için bilmiyorum. %196 hasar arttırıyor Twisted Tower'da. Oha. Çok değil mi kanka bu ya? Biraz fazla abartmışsınız sanki oğlum. Çok güçlü. Çok güçlü olmuş. Bir de oh, Ali Günel de maşallah 6. evrim ha. Maşallah bayağı bayağı çıkmış. Şimdi %35 maksimum canını arttırıyor. İkinci brutalite ekipmanımız bu arada. Bu görüntüde çok güzel duruyor. Çizmeler güzelmiş ablacığım, şekil. %20 power güç artımını arttırıyor. %300 can artışı sağlıyor. Ki ölümsüzleştiriyor demek. Bu Twisted Tower'da bayağı bir ölümsüz hale geliyorsunuz. Güzel. Bayağı güzel ekipman harbiden. Bunu taktığınızda yani iki tane şey yapıyor. Ve sizin %50 şansla bağırma şeyine özel bir yetenekle saldırıldığında takım arkadaşına %50 şansla bu bağırma efektini yapma şansına sahip oluyor ve bu scream bağırma şansı yüzde az bir hasar bırakıyormuş ve rakibe şey yavaşlatma efekti uyguluyor. Yavaş yavaş sinirleri iyileştiriyormuş. Çok az bir miktarda iyileştirme sağlıyormuş. Şu ne lan? Ha yok, bu şey normal ekipmanı, tamam, Sindel'in ekipmanı. Sindel değil, Sindel deyip duruyordum ben. Sindelmiş abi, şöyle bir istiyorsan bak. Sindel. Lan o da garip bir olay. Vallahi garip bir olay ya. Normalde İngilizce'de şöyle bir gireyim ben o sırada. İşte bu ikinci gelen E, I ile I arasında bir kelime diye okunuyor. Normalde öyle okuyorlar yani, Sindel gibi oluyor. Yani tam şey de demiyorsun. Sindel de demiyorsun. Sindel de demiyorsun. Ortasını diyorsun. O, I, I falan böyle bu harfler birleşiyor. Ama bu sefer Sindel diyorlar. Ben anlamadım yani. L, gerçi orada da şey yapıyor. L'ye baskı uyguluyorsun da. Bilmiyorum, bir garip ya vallahi. Lan ne garip adamsınız. İngilizce kullanan insanlar ana dil olarak vallahi. Hepiniz farklı bir aksanla konuşuyorsunuz. Ne olduğunu anlayamıyoruz anasını satayım. Gerçi Türkiye'de de öyle bir durum var ya. Doğuya gittiğinde mesela Kürtler farklı bir aksanla konuşuyor Türkçeyi. Şey kuzeye gittiğinde Karadenizliler Lazca ile karışık bir şekilde Türkçeyi konuşuyor. Anlamak gerçekten bizde de zor lan, öyle düşündüğün zaman mantıklı aslında. İşte Ege'de bu şey Trakya aksanı mıydı neydi, yok Trakya yukarıdaydı herhalde lan. Ege'ninki neydi lan? Ege'nin aksanını unuttuk ya. Vallahi moruk, çarpıldık gittik. Yapacağım be ya. Onlar yukarı mıydı ya? Allah Allah. Vallahi hatırlamadım ya. Niye böyle bir anda sıfırlandı gene benim coğrafya bilgim falan yok. Neyse dur. Biz brutalitemize odaklanalım. Şöyle bir al bakalım oğlum. Ne anlatıyorum ben harbiden? Şunu bir al bakayım.
Tamam. %21. Şu an atabilme şansına sahibiz ama çok hasar yiyoruz ya hocam. Vallahi yapma. Bu arada bu ekipmanın şansı Mortal Kombat 11 karakterlerine mi yoksa diğer karakterlere mi ya? Bir girelim bakalım. Öğrenelim onu. Özel yetenek yediğimizde Sindel'in pasifi çalışıyor mu bakalım, ona bakacağım. Böyle bir atayım ben. Keşke bunu atmasaydık ama yani. Neyse tamam, şöyle bir kaydırayım. Çok fazla vurmak da istemiyorum ama. Gerçi çok da fazla vurmuyormuş yani. Tamam, sıkıntı yok. Bakalım şansı %50 şans herhalde tetiklenir diye düşünüyorum. Atacağım mı lan at yeteneğini hadi ya. Allah Allah, atmıyor bak. Tamam, bekliyorum. Şöyle bir geçeyim. Tamam, bakalım Sindel. Aha vallaha çalışıyor lan. Oo, mükemmelmiş oğlum. Çok güzel değil mi lan? Ben bayağı bir sevdim. Çok güzel lan. Dur bakayım. Bir daha at bakayım ya. Ne malsın sen de, at artık şunu. Hadi ezik. At şunu at. He. Atacaksın mı oğlum? Öldürmeyeceğim tabii ki de. Çok az vurmaya çalışacağım. %10. Tamam, bunu vurmayalım. Direkt yeteneğini atsın istiyorum. Attı. Aa, çalışmadı bu sefer. Neyse tamam. Şöyle bir dakika dur canım. Bir... Ama öldürmezsen brutal. Aa vallahi atıyor. Hop. Oo, patlatıyormuş kafasını. Güzel lan. Güzel 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 güzel. Keyifli. Hoş. Of, bir de sonrasında da bağırıyor. Manyak. Güzel olmuş abi. Beğendim. Örmek sıra. Suratını gördünüz mü ya? Allah için o suratını bir dön geri açın abi. Yakaladığındaki örmekin o suratı çok çok acı çekiyor gibi bir hali vardı. Gerçekten o kulağım çınlıyor lan. Allah Allah. Ne oldu öyle? Bir küfür mü yiyoruz ya? Sol kulağım çınladı. Şimdi Kenshi de varmış karşı takımda. Neyse hallederiz gibi duruyor da Kenshi'si birazcık vuracak ya rakibin. Çok büyük bir sıkıntı çıkartır mı orasını bilmiyorum. Göreceğiz biraz sonra. Umarım çıkarmaz diyelim. Bakalım. Valla eğleniyorum ya. Şu oyun oynarken her geçen gün daha da eğlenmeye başlıyorum. Her ne kadar bu gelen karakterleri alamıyor olsak da yeni gelen özellikler ki kule sonlarında verme şansları. Oyun birazcık daha rekabete düştü bu arada ya. Yani öyle söyleyebilirim. Para düşkünlüğü mü yoksa rekabet oluşturma çabası mı? Şu son zamanlarda bu şey oluşturuyor bende birazcık. Soru işareti oluşturuyor. Çünkü sadece para düşkünlüğü olsa bu kadar güzel yani uğraşmazlardı son zamanlarda. Bayağı bir uğraşıyorlar şu ara. Böyle bir atayım ben ama çok vuracağız ya. Neyse vuralım hadi, iyisin aslında. Bunu öldürelim. Bu zaten çok iyi dersek ölsün direkt. Çünkü son gelen karakterler gerçekten çok çok özenilmiş karakterler. Yani Tanya'sına kadar özenilmiş bir haldeydi. Şöyle bir atalım bakalım. Atmadık brutality. Neyse tamam, çok da önemli değil. Oha. Ayı çok fazla vurdu. Şöyle bir atayım. Biraz vuracağım buna çünkü canı fazla bunun zaten. Çok kolay ölmeyecektir. Tamam aynen. Ama oğlum çok vurduk ya. Öküz. O kadar vuracağını beklemiyordum ben. Vallahi fazla vurdu biraz. Neyse devam edelim bakalım. Brutality'yi ilk maçtan gördük zaten. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu ama bir kere daha atmak tabii ki de istiyorum. Niye bir kere olsun? İki kere, üç kere atalım anasını satayım. Umarım atabiliriz diyelim. Girelim bir şöyle. Diğer üçlü savaşa girdim bakalım. Üç savaş burada bir yapalım hemen. Bir brutality daha atmaya çalışalım. Ulan kulaklık oynadığı için büyük ihtimalle ses kesiliyor. Yani o az önce büyük ihtimalle sesimi duyamadınız siz ama maça girerken ses kesildiği için direkt şey yaptım. Bir sonraki üçlü savaşa başlattım. Üç savaşımız kaldığı için. Valla bu aralar bu oluyor. Şeyi değiştirmeme rağmen oluyor. Kulaklık jortluyor gibi duruyor ama niye öyle oluyor onu da bilmiyorum ya. Valla. Burada güzel baktım aslında ama işte ekonomik ömrü mü doluyor bilmiyorum orasını. Böyle bir al bakalım yavrum. Hadi bir atalım. Ah atamadık. Valla atamadık. Neyse tamam. Çok da büyük bir sıkıntı değil. %84. Biraz daha indirebiliriz seni kanka. Bunu bir atayım ben sana da. Direkt bir şey yapalım. Çok fazla vurmayacağız. Güzel. Block Breaker skill'de de çalıştı. Çok güzel oldu o. Hadi bakalım. Tamam. Damage'ını da kırdık şeyin. Güzel oldu. Hadi oğlum attık. Atmadık. Fazla yiyor bu arada bu. Umarım ölmez. Block Breaker. Tamam. Vursaydı öldürebilirdi. Tamam. 62'ye düştü. Blokta kalacağım birazcık. Böyle bir atayım. Fazla vurmayacağım. Öldürebilir çünkü öldürmesini istemiyorum. İkinci teneyini atmaya çalışacak bu arada ya. Scorpion onunla uğraşıyor. Öyle yapacağım çünkü %25'in altında değil, o yüzden evet attığı gibi onu neredeyse öldürdü. Hatta şu an öldürmeye doğru gidiyor. Tamam, hadi atalım oğlum brutalitimizi be. Atamadık valla. Hadi bir daha, bir şans daha verildi. Ha atıyoruz. Vallahi atıyoruz. Of oğlum, yüz ifadesini bayağı iyi yapmışlar lan. Baksana ya, karakter çok acı çekiyor tuttuğu karakter. Çok güzel olmuş. Of of, bir de bir daha bağırıyor. Sindel mükemmel ya. Vallahi keyifli çar. Güzel çar abi. Çıkarmak elde etmek tabii ki çok zor ama
Yani bakalım şöyle bir devam edelim bakalım. Yani güzel güzel bir brutality dağıtmış olduk. Hemen ikinci sefer. Mortal Kombat 11 takımı nasıl seçeceğim artık ama. Sürekli bu geliyor lan. Vallahi sürekli bu geliyor. Nasıl olabiliyor ya? Her seferinde Mortal Kombat 11 karakteri geldi her yaptığımız maçta ya. Ulan sıkıntı karakterler. O yüzden dert oluşturuyor anasını satayım. Biri işte burn atıyor. Biri şey yapıyor. Vururken işte karşı atak yapabiliyor. Bilmem ne bilmem ne. Bir sürü bitmiyor. Bir tek şey ya. Raiden'ın şeyi kötü anasını satayım. Raiden. Ah canım Raiden. Ona kötü vermişler özellikleri. O nasıl pençe lan? Jade Allah kahretmesin seni ya. Allah Mr. Hall kardeşim. Şu an 3 tane var bu arada. Birini öldürdüğümüz gibi direkt blokta kalmamız gerek. Çünkü Kabal var. Kabal direkt brutality koyuyor. Şey fatality. Ne fatalitesi lan? Şu X-ray'ini atıyor gelip direkt. O yüzden sıkıntı. Dikkat etmemiz lazım. İyileşiyor musun sen? Niye iyileşiyorsun kanka? Vallahi o iyileşmeyi bir kes bakayım ya. Hoş değil ha. Çocuk. Tamam. Bunu atabileceğiz mi? Dur bakalım. Yapma be. Tamam. Kabal attım ikinci. Attı valla. Hızlanacak şimdi. Bize vurulmayacak. Of snare de attı ya. Şimdi atayım ben. Ses kayması var bu arada. Evet. Ses az önce bir kaydı. Oyunda kaydı. Bunlar oluyor genelde ya. Kabal geldiğinde hala şu kayma olayını düzeltememişler. Kabaldayken de oynarken de aynı şekilde seslerde kayma oluyor. Düzeltmiyorlar. Niye düzeltmiyorlar bilmiyorum ama. Güzel olur düzeltseler. Sakin ol. Çok fazla vurma. Birazcık oynayalım. Tamam %37. Sana direkt şunu attım kanka. Blokta kal ki. Ya Kabal hay ben senin var ya. Şerefsizi gördünüz değil mi? Aha vallahi öldük. Şunu ben direkt atacağım. Şunu at. Heh tamam. Bombosunu böldük. Kabal bir bırak oğlum ya. Şerefsizi görüyorsunuz değil mi? Oynatmıyor lan. Bak. Bak ya. Ulan ne şerefsizler. Stun attığımda galiba şey yapıyor onu. Aha al işte attım lan şerefsiz brutality'yi. Oh. Al anasını satayım. Mis gibi doldu. Uy kafasının parçası yere düşüyor lan. Vallahi stun'ı da yemedik. Tamam. Scorpion devreye girecek şu an aynen. Güzel yerine sabitlenmiş olmasına rağmen Scorpion devreye giriyor. Bu da mükemmel özellikler. Şöyle bir dur kankacım dur. Füze nereden geldi lan? Ekipman galiba. Vallahi bilmiyorum da galiba ekipmandan dolayı bu Shenzhen'in ekipmanından var sanıyorsam. Ulan bir atamadık şu yeteneğimizi ya. Şerefsizlere bak öldürecekler. Vallahi öldürecekler. Dur dikkatli oynayalım. Bir daha şunu. Ah blokta kalamadık tamam şunu atayım. Şöyle bir. Vallahi öldürüyorlar. Ha lan dur dur daha bitmiş değil. Tamam. Şunu atayım. Heh attım. Tane yedi öldü. Of zar zor öldürdük ha. Vallahi zar zor öldürdük. Neyse hadi bakalım. Devam edelim. Güzel. Son savaşımıza da geçiyoruz. Bir brutality daha çaktık bu maç. Çok güzel oldu. Hemen girelim bakalım. Bu Kuan Chi'nin bu arada ekipmanı yokmuş lan. Ekipmanın gerçi olması da gerekmiyor ama. Yani sadece yardımcı karakter o. İşimize de bayağı bir yarıyor. Strikeforce Scorpion'u bu arada fulllemek çok güzel olabilir. Strikeforce takımları da çok güçlü takımlar. Johnny Cage falan vardı orada. İş yapabiliyor gerçekten. Güzel karakterler yani. Strikeforce'daydı olması lazım değil mi lan Johnny Cage'in? Circle of Shadow'da değil. Circle of Shadow'da Jackson vardı. Liu Kang vardı. Başka? Hangisi vardı? Hatırlamıyorum şu an. Kung Lao vardı sanıyorsam bir tane. Bir de Sub-Zero mu vardı? Sub-Zero vardı galiba öyle hatırlıyorum ama. Böyle bir dur bakayım. Sakin ol yavrucuğum. Seni kör ettik zaten biz bayağı bir rahatsız o yüzden. Direkt atayım bu arada. Canını bir azaltalım. Yani 130'a kadar indirdik. Çok da güzel oldu. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Dur sakin ol. Sakin ol. Şunu bir atayım. Tamam. Ne kadar vuracağız? 92 az vurduk bu arada. Blokta olduğu için büyük ihtimalle az vurduk. Şöyle bir vuralım. 45'e kadar indirdik. Çok güzel. Şöyle bir geçeyim ben. Belki Sindalımızın canı dolar diye yapıyorum. Canı azaldı çünkü bayağı bir. Shao Kahn abimiz yetenek attığında canını doldurma ihtimalimiz olacak ama ikinci teneyi blok kırdığı için blokta kalmayla uğraşmayacağım. Şöyle bir atayım. Yani çok az vuruyor ama oha ayı bayağı da vuruyormuş lan. Vallahi birinci yerim olmasına rağmen çok güzel vurdu ha. Daha vurdu niye öyle konuşamadım ben bir ağzım böyle bir şey oldu. Dokunulmazlığını attı. Sindle karıştı evet canla doldurdu çok güzel ya. Bu olay çok tatlı bu arada. Acayip tatlı yani. Böyle bir al bakalım canım. Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Slow'daymış bu arada. Bayağı güzel. Böyle bir vuralım. Hadi bir brutality. Yok atamadık. ama dur. Yenileceğiz vallahi brutality atacağız diye. Bu öldü ya. Shao Kahn öldü. Geçmiş olsun abi. Atacak bir şey yok buna. Tamam.
Yeniden geldik ama dikkatli olmamız gerekiyor. Atamadık. Galiba bu sefer ölüyor muyuz? Yok tamam. Oğlum ne ölümden kurtulduk lan öyle. Vallahi. Dur canını azaltayım birazcık şunun. Böyle bir yapma. Kaçırdık geri zekalı gibi, yanlış attım. %28 tamam, güzel. Bunun bir kombosuyla şu an aynen atabilir hale gelmemiz gerekiyor. Hadi oğlum bir tane daha çıkardık mı çok tatlı olmaz mı? Çıkaralım hadi. Bloğunu kır. At oğlum. Ah be. Olsun olsun. Çok kez attık zaten. Güzel de oldu diye düşünüyorum ben. Heh. Kodumuza tuş olsun. Böyle verelim. Niye böyle verdim bilmiyorum. Böyle bir devam edelim bakalım. Maçımız da bitti sanıyorsa. Ben gerçekten eğlendim. Sindel yeni gelen yani. Sadece Sindel'le ilgili değil. Artık çok çok fazla keyif almaya başlıyorum oyundan. Özellikle Joker'in gelmesi beni çok motive etti. Çok hoşuma gitti abi. Ki çok daha güzel şeyler getirecekler de emin olun. Hikayesinden büyük ihtimalle aktaracaklardır tüm karakterleri diye düşünüyorum. Öyle olacaktır umarım. Bakalım. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın, ben Mümin. Kendinize çok çok iyi bakın.